Evet Aksan Uysal, sizin de ifade ettiğiniz gibi acı haber dün akşam saatlerinde geldi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören İsmail Ağa cemaati lideri Mahmut Efendi Hazretlerinden dün akşam vefat haberi geldi ve o an itibariyle de bulunduğumuz bu noktaya, Beykoz'daki evine doğru akın akın gelmeye başlayanlar var ki sabah saatleri itibariyle bu yoğunluk devam ediyor. Torunu tarafından vefat haberi geldi ve geçtiğimiz dakikalarda da size ifade ettiğiniz Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bir paylaşımda bulunarak başsağlığı diledi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda ömrünü İslam'a vakfeden ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Usta Osmanoğlu Efendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabrı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun paylaşımında bulundu. Evet, dediğimiz gibi dün gece saatlerinde acı haber geldi. 93 yaşındaki Mahmut Efendi bir süre önce yoğun bakıma kaldırılmıştı ve vefat haberi de yine torunu Muhammed Fatih Usta Osmanoğlu tarafından duyuruldu ve sosyal medyada yaptığı paylaşımda Mahmut Efendi Hazretleri dedem Hazreti Allah'a vasıl oldular ifadesini kullandı ve İsmail Ağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı'nın sosyal medya hesabında da sevgili şeyhimiz Mahmut Efendi Hazretlerimiz Hakk'a yürümüş, ahirete irtihal etmiştir. Cümle ümmeti Muhammed'in başı sağ olsun ifadelerinde bulundu ve cenazesine dair de hemen bilgiyi sizlerle paylaşalım. Yarın Fatih Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından cenaze namazı kılınacak. Evet, 1954 senesinde uzun yıllar İsmail Ağa Camii'nde görev yapmıştı ve yine Mahmut Usta Osmanoğlu 1929'da Of'ta dünyaya gelmişti. 93 yaşında, dediğimiz gibi dün gece saatlerinde acı haber geldi ve dediğimiz gibi yarın cuma namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.